TV Spor'a hoş geldiniz. NBA'de bugünle karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte dün geceki efsanevi San Antonio Golden State maçını ve bu gece oynanacak Washington Boston 7. maçını konuşacağız. Kaan Kural hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç vakit kaybetmeyelim biz. Hemen dün geceki maçın bir özetini izleyelim. Ondan sonra röportajları vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz burada. Steph Curry ve Golden State Warriors 3. kez üst üste konferans finallerinde. Kawhi Leonard ise Houston serisinin 6 maçında yoktu. Sakatlıktan dönüyor. Finalde oynayacak Kawhi Leonard tepeden girdi. Maçta bitiriyor pozisyonu. Simmons, LaMarcus Aldridge el üzerinden isabeti buldu. Bu bölümde boyalı alandan 16-4'lük bir seri var. San Antonio Spurs de yine Ginobili topu çaldı. LaMarcus Aldridge tekrar aldı topu. LaMarcus Aldridge! Çok etkili mücadelenin başında. San Antonio Spurs de Dejounte Murray'nin pasında. LaMarcus Aldridge pozisyonu bitirdi. Kawhi Leonard, Pachulia'nın üzerine gitti. Kawhi Leonard, basket geçerli. Bir de faul var. Leonard dışarıya çıkardı. Danny Green'i 3 sayılık atışı isabetli oluyor. 62-42. Steve Kerr devrede soyunma odasında karşılaşmayı tribünden takip ediyor ve oyuncularına aktaracakları var. Burada Steve Kerr'ün. Biraz daha sakinleşelim. Zaten o zaman iyi olacağız diyor. Kawhi Leonard 3 sayılık atışı isabetli. Kawhi Leonard'dan da çok etkili bir karşılaşma. İşte burada geri geri yürürken bileğini burkuyor Kawhi Leonard. Sonrasında yine yerde kaldı. Bu kez Zaza Pachulia'yla bir pozisyon. Acı içerisinde yerde kaldı Kawhi Leonard ve burada sakatlıktan sonra soyunma odasına gidecek ve geri dönmeyecek. Kawhi Leonard sonrasında Golden State Warriors yavaş yavaş açılmaya başlıyor. 21-4'lük seri. Curry'nin üçlüğüyle başladı. Top kaybı. Stephen Curry topu çalıyor. Curry girdi. Ayağı çizgide. Stephen Curry! 21-4'lük serinin parçalarını izletiyor bizlere Stephen Curry. Bir kez daha defansı şöyle bir zorladı. Stephen Curry'den isabet var. Çeyrekte 19 sayı kaydediyor. Maçı da 40 sayıyla tamamlayacak Stephen Curry. David West az daha topu çalacaktı. Patty Mills, LaMarcus Aldridge'e indi. LaMarcus Aldridge az daha topu kaybedecek Ken Spurs. Basket ve faulle dönüyorlar bu hücumdan. 94-88 Spurs üstünlüğü var ama Kevin Durant crossover'la girdi içeriye. Üçüncü çeyrekte Stephen Curry'nin şovu vardı. Dördüncü çeyrekte sazı eline alan Kevin Durant oluyor. Durant girdi içeriye. Kaybetti. Havada alıyor. Tamamladı pozisyonu. 34 sayı Kevin Durant'ten. 101-100 öne geçiyor Golden State Warriors. Aldridge'e bir de blok var. Kevin Durant'ten bir de blok izliyoruz. LaMarcus Aldridge devam etti pozisyona. Serbest atış çizgisinden isabeti buluyor. Ondan da 28 sayı geldi bloğu yemesine rağmen bu pozisyondan. Boş döndürmüyor Spurs'u. Stephen Curry 3 sayılık atışı kaçtı. Top önüne düşüyor. Kevin Durant'i buluyor. Kevin Durant bir üçlük de o denedi. Yine kaçırıyor Golden State Warriors. Top yine Curry'ye geldi. Bu kez üçlük kaçmayacak. Golden State Warriors 3. şansta üçlüğü yolluyor. 106-106 eşitlik var mücadelede. Draymond Green içeride aldı. Basketi yapıyor orada Draymond Green. 111-110 Golden State Warriors üstünlüğü. Stephen Curry. LaMarcus Aldridge yanındaydı. Stephen Curry orada biraz da şansı yardım ediyor. İsabeti buldu. Molası yok artık San Antonio Spurs'un. Topu Perry Mills taşıyor. Mills gitti çembere. Köşeyi gördü. LaMarcus Aldridge atışı kaçıyor. Sonrasında Perry Mills topu aldı. Faul'ü de aldı. Üçlük olmuyor belki ama kritik anlarda iki serbest atış kullanacak Perry Mills. İkinciyi kaçırıyor. Rebound alamıyor Spurs. Golden State Warriors 113-111 kazanıyor. 1-0 yapıyor seriyi ilk maçta. Evet, dev bir geri dönüşe imza attı Golden State ve Kawhi Leonard'ın da sakatlanmasını fırsat bilip maçı kazanmayı başardı. Maçın ardından Steph Curry ve Manu Ginobili'nin açıklamaları vardı. Hemen onları izleyelim. Farkı biraz anlatır mısın? Nasıl geri döndünüz? Biz öncelikle kontrolü ele almaya çalıştık. Rakibimiz çok çok iyi oynadı ama biz de kendimiz olduk bu maçta. İlk yarıda bunu tam olarak sahaya yansıtamamıştık. Çok fazla hücum reboundu verdik ama playoff'ta bir şekilde galip gelmek zorundasınız.
Üçüncü çeyrekteki performansın geri dönüşü başlattı. Neler yaptın orada, neler düşündün? Açıkçası agresif ve karar verici olmak istiyorum. İlk yarıda çok iyi şut atamamıştık ve bunun sonrasında agresif olmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Ben üçüncü çeyrekte sahneye çıktım. Kevin Durant dördüncü çeyrekte. Herkes takım olarak iyi katkı verdi ve bunun etkisiyle birlikte bu karşılaşmayı geri çevirdik, kazandık. Peki Kawhi Leonard'ın sakatlığı sonrasında oyununuzda bir değişiklik oldu mu? Elbette Leonard San Antonio Spurs için çok önemli bir oyuncu ama sistemleri oyunculara göre değişmiyor. Biz topu hareket ettirdik. Kendimiz hareketli olmaya çalıştık. Boyalı bölgeye hücum ettik. Herkes işin içine kattık. Peki bu serinin geri kalanıyla alakalı neler diyeceksin? Bence son 24 dakika devam etmeli bizim için. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Onların uzunlarını boyalı alandan uzak tutmaya çalıştık. Onlara karşı koymaya çalıştık ve şutlara devam ettik. Bu ritmimizi sürdürmeliyiz bence serinin geri kalanında da, diyor Stephen Curry. We need Kawhi to create, to score. Skor yaratmak için Kawhi'ye ihtiyaç duyuyoruz. Bu takım için çok fazla şey ifade ediyor ve sahada o iyi olduğunda biz de iyiyiz. Ancak sakatlandığında, kenara geldiğinde Leonard Golden State Warriors'da kendini çok daha rahat hissetti ve üzerimizdeki baskıyı artırdı. Böyle bir fırsat yakaladım. Biz de bunun üzerine sorun yaşadık. Leonard gidince baskıyı üzerimizden alan kimse kalmadı. Problemler yaşadık. Zor bir yenilgiydi. Leonard zaten bir sakatlıktan geliyor, bileğinden. Aynı bileğinden zaten bir sakatlığı vardı ve oyunda kaldı. Son dakikada iki kez orayı tekrar burktu. Bize o yokken reaksiyon veremedik. Evet Kaan Kural, fark 25'e çıktığında internette kulağını çok çınlatıyorlardı. Kaan Kural Spurs'u 4-1 biter dedi ve Spurs bu maçı alacak herhalde diye. Neler söyleyeceksin? Ya bir kere Golden State açısından problem olabilecek her şey başta problem oldu. Bu Utah serisinde bol bol bahsetmiştik. Golden State tempoyu zorlayıp daha yırtıcı oynamaya çalışmıyor. Çünkü sadece yetenekleri sayesinde maçları götürebildikleri için sanki her maçın kolay olacağını zannediyorlar ve kendi en yüksek devirlerine çıkmıyorlar. Esas bir şeyin üzerinde durmaları gerekiyorsa bunun üzerinde durmalılar diye demiştik. İstim üstünde bir San Antonio geldi ve ya kardeşim öyle gülü oynaya, burası çocuk bahçesi değil, genç takım maçı oynamıyoruz burada deyip yani resmen ağır bir tokat vurdu Golden State'e. Yani ilk yarıdaki halini Golden State'in ya ne kadar hızlı oynanıyor oyun, ne kadar çabuk hareket ediyorlar, ne kadar yırtıcılar gibi bir şaşkınlık vardı açıkçası. Artı San Antonio çok iyi bir antrenman şeyinden geldi. Houston, Golden State'e hazırlanmak için en iyi rakiplerden biri. Houston'ın iyi yaptığı şeyleri seri içinde elinden almayı öğrendikçe Houston, bunların pek çoğunu Golden State'de de rahatlıkla uygulama fırsatı buldu. Bunlardan en önemlisi iki uzunla sahadayken bu uzunların sakin ve soğukkanlı kalıp sadece uzunluklarıyla rakibin işte penetrelerini engellemek değil ama kısıtlamaya çalışmaları veya daha zorlaştırmaya çalışmalarıydı. Yani dışarıdaki oyunculara, 3 sayıdaki oyunculara eğer yakınsa çok yakın savunma yapıyor ama belli bir mesafedeyse çok agresif davranmıyorlar. Çünkü hamle yaptığınız anda karşı hamleyle çok boş durumda kalıyorsunuz. Bunlar hep alışkanlıklar meselesi. Bu alışkanlıkları çok keskinleştirmişti. Üstüne üstlük Houston serisinde öyle bir mücadele düzeyine gelmişlerdi ki o yırtıcılığı direkt buraya taşıdılar ve Golden State'in hiç beklemediği şekilde karşısında yani vahşi bir yırtıcı gibi davrandılar. Hiç Golden State'in maça girmesine izin vermediler. Şimdi keşke öyle gitseydi ve bir oyun takımın kalitesi yarattığı fark rakibi sürklese etmesi üzerinden bir sonuçtan bahsedebilseydik ama yani şimdi bu maçta şu görüntü olduktan sonra bu görüntünün dışında çok diğer faktörleri çok da fazla yani tabii ki değerlendireceğiz ama bu faktör bütün her şeyin belirleyicisi oluyor. Şimdi Kawhi Leonard sahada 24 dakika kalmış. Tam maçın yarı süresi. O 24 dakikada 21 sayı üstünmüş San Antonio. Olmadığı 24 dakikada 23 sayı şey üstünlük sağlamış. 23-25. Öyle mi? Pardon. Evet. Özür dilerim. Ben 21-23 diye hatırlıyorum. 23-25 fark etmez. Yani şimdi bu
hakikaten çok dramatik bir değişim. Tamam evet, Golden State bir ritmini bulduğu zaman gerçekten çok özel seviyelere çıkabiliyor o ritmi. Ama o ritmi bulmasına izin verecek miydi Kawhi Leonard diye? Veya Golden State'in, çünkü çıkar çıkmaz 18-0'lık bir seri var. O 18-0'lık seri sırasında Kawhi Leonard muhtemelen oyuna ağırlık koyacak bir şey denerdi. Atar atamaz önemli değil. Ama San Antonio'nun o sarsıldığı bölümde sorumluluğu üzerine alabilirdi. Daha ilginç bir rakam var. Leonard oyundayken %38 ile şut atmış Golden State. Leonard değilken %59 ile, ki o da çok uçuk bir fark. Çok uçuk bir fark ama o tamamen bence Leonard'ın bireysel etkisinden çok takımın ritim bulmasıyla ilgili etkili. Ama mesela o Leonard çıkar çıkmaz yakalanan 18-0'lık seride mutlaka sorumluluk alırdı Leonard. O sorumluluğu karşılayabilir miydi? Belki de karşılayamaz. Buna bir şey diyemeyiz. Ama net bir şekilde alır. Takımının ihtiyacı olduğu yerde, en ihtiyacı olduğu yerde emniyet sübabı olurdu. Şimdi bunu elden çıkardığınız zaman, üstüne üstlük San Antonio'nun en iyi oyuncusunu devre dışı çıkardığınız zaman ya bir kere insanın tadı kaçıyor. Yani hiçbir şekilde sakatlıklar bir seriyi etkilemesin. İki takım lehine de etkilemesin. Diğer tarafta da Andre Iguodala mesela sakat. Zaten çok çok az oynayabildi. Ki Iguodala da mesela belki bir Kawhi Leonard değil ama onlar için önemli bir parça. Ha hiç bahsedilmiyor. Pau Gasol bence iki tanesi çok tuhaf olan 5 foul'ü aldığı için sadece 16 dakikada sahada kalabildi. O da mesela bir faktör olamadı. Hadi Gasol'unki yine basketbol sebepleriyle açıklanabilir her ne kadar kötü bir iki düdük olsa da onu biraz basketbolun içinde algılayabilirsiniz ama basketbolun dışındaki sebepler performansı etkilediği zaman insanın biraz tadı kaçıyor ve bu kadar ciddi bir değişim, bu kadar geri dönüşler her ne kadar eğlenceli, her ne kadar rekabetçi, her ne kadar izlemesi insana heyecan verse de kalite ve basketbol değeri açısından biraz tatsız değişimler oluyor. Golden State'in böyle bir şansı da varmış. Sabah vardı. Son 3 yılda şampiyonluk final oynadıkları 11 playoff serisi oynamışlar. Bunların 9'unda rakibin ilk 5'inden bir oyuncu sakatlığı yüzünden oynayamamış bu seriyle. 2011... Tabii ki tek başına bir etmendi. Biraz şans. Sporda her tür başarıda mutlaka şanslılar işin içine girer. Lehine veya aleyhine. Onlar bir kadar. Ama bu da çok... Bu kadar da denk gelmez. 2015 şampiyonluğunda 4 seri oynadı. 4'ünde de rakibin oyun kurucusu sakattı. Bir de net aynı pozisyon yani. 4 işte birinde Conley sakattı galiba, sakatlandı. Diğerinde kim Paul müydü? Hatırlamıyorum ama en son Kyrie Irving finale geldiklerinde bütün Kyrie Irving ve Kevin Love oynamamıştı evet. Finalde. Yani Kevin Love ayrı. Oyun kurucular hep sakattı rakipte. Olabilir. Yani ona şöyle, o ha, şans... Bu demek değil ki zaten olmasa eleyeceklerdi tabii, ama... Yani hiç öyle bir şey. Ha, bu Kawhi Leonard bu maçta olsa da San Antonio kazanırdı diyemez kimse. Ama kazanma ihtimali çok çok daha artardı. İşin ilginç yanı San Antonio o ilk sarsıntıdan sonra çok iyi toparladı ve maçın sonunu da çok iyi getirdi. Üçüncü çeyrekte inanılmaz bir Stephen Curry vardı. Zaten sorumluluğu tamamen Curry'ye yıkmaya başladı. Her şey Curry'den başlamaya başladı. Curry'nin ikili oyunları üzerinden oynamaya başladılar. Son dönemde yani Golden State... Çok çok üst düzey bir yetenek havuzuna sahip ama en formda oyuncuları Draymond Green ve Stephen Curry. Tabii Draymond Green hücum anlamında değil, daha çok savunma anlamında. Hücum anlamında Stephen Curry. Bütün oyunu Stephen Curry'nin üzerinden kurgulamaya başlayınca bir anda takım onun üretimi sayesinde bir ivme kazandı. Ama bu ritim kazandıkları anlamına gelmiyor. Golden State gene karşılaşmayı Stephen Curry ve daha sonra 4. çeyrekte de Kevin Durant'in bireysel yetenekleri ve bireysel üretimleri üzerinden kazandı. Bu da her ne kadar devamlılığı biraz sorunlu olan, baskı altında oynama konusunda soru işaretleri bulunan Golden State için artı puan olsa da onları esas değerli kılan, Golden State'i esas başarılı kılan o ritmi, o akıcılığı ve o yıkıcı hücumun geri geldiği anlamına gelmez. Bu maçta harika oynayan iki tane oyuncu vardı. Son iki MVP bunlar zaten. Ki Durant de Kawhi öndeyken 11'de 4 ile sadece 14 sayı atabildi. O çıktığında 10'da 7 ile 20 sayı attı ki o ikisi arasında büyük fark var. Aynen öyle. Burada Kawhi'nin etkisi olduğu kadar ben hep ritme daha çok bağlıyorum. Çünkü özellikle Golden State için bu ritim işi ve çarkların belli bir ahenkte dönüyor olma işi çok daha fazla etkileyici oluyor. Tamamen Stephen Curry ve Kevin Durant'in ekstra skorerliği sayesinde bu maçları kazandılar. Yani bakıyorsunuz toplam 74 sayı üretmiş durumda ikisi. Şimdi bunu atabilecek oyuncular. Fakat Curry'nin 40, Kevin Durant'in 34 attığı bir maç, takımın geri kalanının 40 sayıda yani bu ikisinin ortalaması kadar kaldığı bir maç tam bir Golden State için olumlu bir oyun değil. Klay Thompson mesela. Klay Thompson bu takım için biraz barometre gibi. Klay Thompson çünkü akıcılık olduğu zaman, takım istediği oyunu oynadığı zaman hep emniyet sübabı ve hep ikincil ama ana tehdit oluyor. Yani rakip önlem aldıkça
Klay Thompson çok daha rahat atış imkanı buluyor. Geçiş hücumlarında çok daha rahat pozisyon alıyor, atış imkanı buluyor. Ki zaten NBA'nin tüm diğer süper yıldızlarından bile daha hızlı havaya giren, alev alan bir oyuncu. Klay Thompson bir süredir zaten çok formda değildi. Curry ve Durant çok formda olduğu için biraz göze batmıyordu ama bu maç mesela felaket oynadı. Gerçi savunmada, Klay Thompson'ın en iyi tarafı hücumda işler kötü gittiği zaman şey yapan, bunalıma girip savunmayı da unutan bir oyuncu değil, savunmayı çok iyi yapmaya çalıştı. Gerçi sonunda da inanılmaz bir hata yaptı. Ama maçın mesela maçın sonuna bakıyoruz. Maçın sonunda gerçekten büyük oyunculardan büyük oyunlar gördüğümüz gibi çok basit hatalar da gördük. Yine her şeyin bir iç içe girdiği ve sonunda biraz yazı tur alan, her ne kadar bütün avantajı eline almış olmasına rağmen maçı bitirmeyi başaramayan bir Golden State vardı. Şimdi oradan geri geldikten sonra, oradan geri gelip 5 sayı üstünlük kazandıktan sonra orada maçı bitireceksiniz. Golden State bir kere daha maç bitirme konusunda çok ciddi problemli bir takım olduğunu gösterdi. Ki o rebound'u alamasalar, Curry'nin 106-106 yapan üçlü 1.42 vardı. 2 rebound birden alamadılar. 2 rebound alamadılar. Üçüncüyü soktu. O rebound'u alamasalar yine zora girebilirdi maç. Aynen. Ki oraya gelene kadar neler. En sondaki pozisyon San Antonio'nun molası kalmamış. Geliyorlar atıyorlar. Klay Thompson orada hiçbir şey yapmasa süre bitecek gidip foul yapıyor Patty Mills'e. Hani bir şans daha veriyor en son. Ama yani Golden State'in her an patlayıcı bir takım olduğunu ve her durumdan kendini çıkarabilecek kadar yetenekli olduğunu zaten biliyorduk. Bir kere daha gördük. En zor şartlardan bile çıkabileceğini. Ama Golden State'in de bir Cleveland gibi, bir San Antonio gibi kendisini özel kılan ve performans, bir takım performansıyla bireysel yeteneklerin üzerinde bir şey üretebilen durumda olmadığını da gördük. Ya da en azından bu maçta çok şaşırdığını, kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini de gördük. Şimdi ikinci maç salı günü, ondan sonra 4 günlük bir ara var. Cumartesi, öbür cumartesiye kadar maç yok. İkinci maçta Kawhi Leonard'ın olup olmayacağı belli değil vesaire ama yani şu Golden bugün State... Bugün MR'a girecekti yanılmıyorsa. Ben oynayabileceğini pek zannetmiyorum yani. Çünkü yani pozisyon zaten çok tatsız da iki kere üst üste burkuyor. Herkes tabii Zaza'nın pozisyonuna takılmış ama daha hemen öncesinde bir dakika 40 saniye kadar falan önce esas David Lee'ye takılmamak için ayağını yan basıyor. Ben işte esas orada bir kere burkuyor sonra bir kere daha burkuyor. Ki zaten Houston serisinin 6. maçında oynamamasına engel olan ayak bileği burkulmasının devamı. Aynı bilek. Ama gördük ki San Antonio bu sezon boyunca söylediğimiz bir şeydi ama şurada biraz seviyeyi de yukarı çekmişler. San Antonio bir başarı seviyesidir. Yani San Antonio ile test edilmeden bu şey gibi yani savaşa gitmeden önce en çok işte Kılıç Akademisi'nden mezun olmak için önce ustayla bir kere dövüşüp onu bir kere alt etmek gerekir gibi. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız bu seviyeyi aşmalısınız. San Antonio size başarı çıtası belirliyor, referans noktası. Hangi kadroyla, hangi yapıyla olursa olsun. Şimdi şu kadroya bakıyorsunuz, Patty Mills felaket bir maç çıkardı. Yani korkunçtu ya, korkunçtu. Pau Gasol hemen hemen hiç oynayamadı zaten foul problemi nedeniyle. Danny Green ortalama üstü falandı. Ama LaMarcus Aldridge, o çok eleştirilen ve haklı olarak eleştirilen LaMarcus Aldridge silkinip kendine gelmiş Houston serisinin sonunda olduğu gibi. Bu maçta mesela hücumu Kawhi Leonard'la birlikte taşımaya hazır olduğunu ve onu çok iyi yapabileceğini gösterdi. Ve nasıl yapabileceğini de biliyor. Çünkü Draymond Green onun için çok kötü bir eşleşme. Ligdeki en zor eşleşmelerden biri LaMarcus Aldridge için. Ama o sorumluluğu alıyor. Ginobili bu sezon zaten 39 yaşında olduğunu belli eder gibi oynuyordu. Playoff'un ilk iki turunda hiç ortalarda yok gibiydi. Yani bir ara playoff'ta ilk 16 atışın hepsini kaçırdı galiba. 16'da 0 başladı. Dün Leonard çıktıktan sonra ayakta kalan son isim diye 6'da 4 ile oynadı ki takımın geri kalanında 29'da 8 ile oynamışlar. Ya sorumluluğu bir kere alıyor ya. Ya şimdi muazzam oynadı Manu Ginobili. 10'da 7 isabet, 17 sayı 25 dakikada. Bunların hepsi yok. Fakat o önemli değil ki. Ginobili'nin kariyerinin bu aşamasında bunları yapabilmesi kadar bunların bu sorumluluğun altına asla kaçmaması ve hani biraz bilge adam işte artık ben generalim savaş meydanında işim yok havasına girebilecekken ki pek çok oyuncu öyle oluyor. Mesela Vince Carter'ı falan filan düşünürsen biraz daha başka bir role, biraz daha tamamlayıcı bir role savunuyorlar. Öyle bir şey değil ki Ginobili 22 yaşında da böyle oynuyordu basketbolu. Ben 39 yaşındayım artık kendisi de söylüyor. Sabah yataktan kalkmak bile güç oluyor dedi. Hatta Houston serisinin ilk maçından önceki röportajda şey demişti. Yani bu sezon hani bocalıyorsun vesaire. Ya hem ben yavaşlıyorum hem oyun hızlanıyor. Ben ne yapayım demişti mesela. Hani farkında o da ama hani 22 yaşında oynadığı stilden, güçten, yırtıcılıktan hiçbir şey kaybetmemiş şekilde oynuyor. Hala aynı smaçları yapabiliyor. Hayır. Ya bir de Spurs düzeni öyle bir düzen ki herkese aynı güveni verebiliyor. Dejounte Murray Tony Parker sakatlandıktan sonra işte ilk 5'e yerleşmişti. Çaylak bir oyuncu.
felaket bir ilk maç oynadı. Yani gerçekten kabus. Patrick Beverley topu getirirken orta sahada iki kere elinden aldı topu ki ne kadar moral bozucu bir şey olduğunu tahmin edebilirsin. Bir çaylak oyuncu için en yüksek platformda size, sana güveniyorlar. Daha topu getirirken elinden kaptırıyorsun. Fakat onu kenara aldı Popovic. Biraz şey yaptı, dinlendirdi. O maç fazla oynatmadı. Ondan sonra gene sahaya sürdü. O güveni gene verdi. Şimdi büyük bir özgüvenle oynuyor. Kyle Anderson giriyor. Sezon boyunca az oynamış. Öyle oynuyor. Jonathan Simmons'ı saymıyorum çünkü içinden gelen bir yırtıcılık var ama onu kanalize etmeyi biliyor. Spurs her şeyi mutlaka doğru ve en iyi seviyede yapmaya çalışıyor. Ve eğer siz bu standardı aşabilirseniz o zaman şampiyon olmaya, en üst, daha yüksek bir basamağa çıkmayı hak etmişsiniz demektir. Ama en ufak bir şekilde performansınız belli bir seviyenin altında kalırsa, kendi olumlu taraflarınızı maksimum bir şekilde ortaya koyamazsanız, bu çıtayı aşamazsanız o zaman San Antonio da sen layık değilsin diyor. Peki biraz da şu dünün en çok konuşulan, belki de maçın önüne geçen pozisyonu konuşalım istersen. Çok ikiye ayrıldı insanlar. Bilerek yaptı, yapmadı. Zaza'nın da biraz vukuatları var daha önceden. Sicili biraz kabarık olduğu için David West'e falan üzerine yürümüştü hatırlıyorsun. O konularda hiç geri adım atmayan bir oyuncu. Ama belki de yani Kawhi Leonard'ın başına geldiği için başka bir oyuncuyla olsa bu kadar önem arz edilmeyecekti. Bir de maçın gidişatını kökten değiştirdiği için çok konuşuldu doğal olarak. Hala da konuşuluyor. Sen neler diyeceksin? Kasıt var mıydı, yok muydu dünkü pozisyonda? Ya şimdi kasıtı anlamak ya da kasıta bir... işte bu arada ilk sakat, ilk bileğini burktuğu pozisyon bu. Dikkat ederseniz burada David Lee'ye takılmamak için son anda ayağını çekiyor. Orada ayağı hissediyor ve yan basıyor işte tam burada. Ve esas burada burkuyor. Hemen 40 saniye falan sonrası bu galiba. İşte esas bahsedilen pozisyon bu. Şimdi yandaki açıdan geldiği zaman göreceğiz. Zaza öne gidiyor, ayağını... Bir kere daha öne uzatıyor. Şu adım herkesi aynen delirtti tabiri caizse. Şimdi bu tabii bu arada ağır çekimde olduğu için çok kasıtlı gibi gözüküyor. Bunu gerçek hızla izlediğiniz zaman biraz daha mantıklı. Fakat şu var, o ikinci adımı atması şart mıydı değil mi? Şimdi buna sadece izleyerek bir yargıya varmak biraz haksızlık olur. Ama açıkçası şunu söylemek çok mümkün. Bu geçtiğimiz yıl iki sene önce Matthew Dellavedova için çok söyleniyordu. Zaman içinde pek çok oyuncu için söylenmiştir. Zaten bunun ağababası bu hareketin Bruce kralı Bowen. Bruce Bowen'dır yani. Ve yıllarca San Antonio bu yüzden çok, ve Bruce Bowen çok eleştirmiştir. Şimdi bu hareketin kasıtlı bir şekilde sakatlamaya yönelik olduğuna inanmak gerçekten biraz haksızlık olur. Kasıt deyince Kobe Bryant'ın bir sakatlanması vardı. O geliyor aklıma. O mesela kasıt olduğu anlaşılabiliyor izler izlemez. Aynen ve yani özellikle bir kere zaten hesaplayıp ayağına falan bakmıyor. Zaten uzandıktan sonra potaya doğru bakıyor girdi mi girmedi mi diye. Fakat bu hareket genelde uzun süre basketbol oynayan oyuncular arasında zaten çok da konuşulur. Zaten Bruce Bowen zamanında yaparken de bahsedildi. Bu bir nasıl derler ahlaksız bir tehdit bu. Bunun ahlaklı olduğunu kimse iddia edemez. Çünkü bütün oyuncular bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu bilir ve bundan sakınmaya çalışmalıdır. Dellavedova'nın mesela iki sezon önce çok eleştirmesinin sebebi hiçbir şekilde kendini sakınmaya çalışmaması ve sürekli kendini yerlere atarak, işte birilerinin bacaklarına çarparak mesela Chris Bosh da mesela öyle sakatlanmıştı. Öyle bir tehdit yaratıyor ki insanlara benim yanımdayken dikkatli olun deyip onun yanından uzaklaştırmaya çalışıyor. Bruce Bowen'ın da yaptığı oydu. Yani bir şekilde uzanıp ayağını sokabilirim, benim yanımdayken şut atmaya çekin diye daha sonraki pozisyonlar için bir mesaj verdi. Şimdi oyuncular bunun farkında fakat her zaman o maçın ateşi içinde kendini kontrol edemiyor biliyorlar. Ama kendini kontrol etmek de bir nevi ödevleri. Çünkü aynı şey kendi başlarına da gelebilir. Veya daha doğrusu bu şeye benziyor. Yolda araba kullanırken senin belli sorumlulukların vardır. O arabayı belli şekillerde kullanmakla ilgili. Yani herkesin 50 km'ye gittiği bir yerde makas atmak doğru bir şey değil yani. Ve çok ciddi riskler içeriyor. Herkes senden uzaklaşıyor o zaman. Aman abi bu adama yaklaşma, deli falan diyor. Ha bu sportif bir avantaj sağlıyor sana ama. Yani sen mesela sürekli ayağını uzatan biri olursan şütör olduğun zaman o adamı gördüğünde şut atmaktan çekinirsin. Abi şimdi bu ayağını uzatacak, üzerine basarsak ne olacak diye. Şimdi bu ahlaksız bir şey, orası kesin. Ama kasıtlı sakatlamaya yönelik o biraz acımasızlık olur. Bence ahlaksız olduğu kesin. Ya da en azından en basit tabiriyle son derece kontrolsüz ve şuursuz bir hareket. Ve çok kötü bir sonuca ulaştı. Ama bu tek, özel veya çok nadir görülen bir şey değil. Bu çok oyuncu yapıyor bunu.
çoğu oyuncu... Ya dün o tartışmalara biraz baktım. Tabii taraf oluyor herkes bir durumda. İşte karşı tezler üretiyorlar. Mesela diyor ki bu maçta aynısı Stephen Curry'nin attığı bir üçlükte LaMarcus Aldridge aynı şekilde giriyordu dibine kadar. John Wall'un maç kazandıran üçlüğünde Avery Bradley'nin aynı hareketi yaptığını söyleyenler var. Ya bu tehlikeli bir hareket. Sakatlanma riski her zaman yaratıyor. Bu da en kötü senaryo gerçekleşti ve sakatlandı burada. İki tane yalnız burada ayrım yapmak lazım. Bir tanesi bunu bir tehdit olarak resmen yani şantaj gibi kullanarak ayağını bir kere sokup bak kardeşim bir daha böyle atarsan bir sakatlanma riskin var. Sen bilirsin ben karışmıyorum deyip bir ahlaksız tehdit yaratmak. Bu basketbol bir avantaj sağlıyor kendi takımı için ama son derece ahlaksız. Son derece gereksiz. Bir bu var. Bir de zaman zaman şimdi şutör oyuncuya bütün hızıyla giden oyuncunun momentumunu koruyamayarak çoğu zaman görüyorsun momentumunu korumadığı için abuk subuk fauller çıkıyor. Foul yapıyor. Adamın niyeti foul yapmak değil ki. Ama momentumu koruyamadığı zaman ayağını uzattığı pozisyonlar da oluyor. Tamamen bir basketbol şanssızlığı da oluyor. Ben bu Zaza'nın pozisyonunu basketbol şanssızlığı olarak değerlendirmiyorum. Genelde herkes şey diyor. Yani ayağına bakmıyor, geriye dönüyor, şuta dönüyor diye. Ama dönüyor evet, geriye şuta dönerek bakıyor. Yani ayağını kısıtlı bir şekilde Cavalieri'nin altına atmıyor. Ama Cavalieri'nin altına doğru uzatıyor. Yani Cavalieri de bir tehdit yaratmaya çalışıyor sonuçta. Son adım doğal bir hareket gibi değil. Ya da şöyle söyleyeyim, çok rahat engellenebilecek bir hareket. Yani onu şey gibi, söylediğini, yolda yürürken böyle kabadayı gibi yürürsün ve kime omuz attığına falan umursamazsın ya. Çat çarptı mı da ne alıyor falan. Biraz öyle. Bu en tabii hafif tabirleri. Sonuçta Zaza'nın kafasından ne geçtiğini bilemeyiz ama biz Zaza'nın kariyerini biliyoruz. Çok sert bir oyuncu olsa da kötü niyetli bir oyuncu olmamış. Kawhi Leonard'da ben kasıt olduğunu düşünmüyorum gibi bir açıklama yapmış. Kawhi Leonard'ın sözlerine pek güvenmemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim, gidip sırtından bıçaklasam yanlışlıkla olmuştur falan der. O öyle bir karakter. Çünkü. Nasıl olduğunu bile hatırlamıyor olabilir evet. Pozisyonu. Ben yani şöyle, Zaza'nın sakatlamaya niyet olduğunu inanmıyorum. Ama ben onun bir yani sert basketbol penceresinin içinde olduğunu inanıyorum. Mesela Bogut olsa inanırdım. Bogut çünkü bazı şeyleri çok kasıtlı yapıyor. Rakibin canını yakmak ve o canı yandığı için bir daha hiç kolay kolay eski performansa ulaşamasın diye yapıyor. Bazı oyuncular öyledir. Yaklaşık buna önlem alınması gerekiyor. Ama bu her ne kadar ahlaksızca olsa da, her ne kadar Zaza'nın sertlik ve rakibe şantaj yapma paketi içinde görüyorum. Hoş değil tabii. Yani ahlaksız olduğu kesin. Ama ben şimdi kasıtlı demek, kasıt aradığınız zaman otomatikman çok kötü niyetten yola çıkıyorsunuz. Burada niyet İyi değil orası kesin ama niyet bir şekilde sakatlamak değil. Sadece tehdit etmek. Yavaş lazım. Çekimde. Yavaş çekim biraz aldatıcı yalnız. Çok çok kasıtlı yapmış gibi gözüküyor. Orada sadece böyle ayağını oraya doğru tehditkar bir şekilde savuruyor. Çünkü dikkat ederseniz biraz ayağını... daha geride yani burada doğal hareketin bittiği bir yer var. Şurada mesela. Şimdi oynatabiliriz. Normal şekilde akabilir. Şurada bitiyor hareketi. Bundan sonra bu adıma tekrar gerek var mı? Ben de burada biraz şüpheye düşüyorum açıkçası. Bu doğal bir, bu hareketin getirdiği doğal bir refleks değil çünkü o ya, ikinci adım gibi. Ya da en azından çok biraz fazla uzağa atılıyor. Çünkü Zaza'nın momentumunun çok yüksek olduğunu unutmayalım. Ama o adımın biraz uzağa atıldığı. Ama bir taraftan da adımına hiç bakmıyor bile. Direkt potanın topun nereye gittiğine bakıyor. Hiç adımı falan şey yapmıyor bile. Yani orada Cavalier'ın çok daha geriye düşme ihtimali var. Ama bu tehdit yaratmak için olduğu kesin bence. Yani. Bu hatta foul bile verilememiş yukarıdaki el de yani normal atış halinde bir foul. Şöyle bence foul zaten bu. Çünkü oyuncunun kural kitabında net bir şekilde sahadaki oyuncunun yere düşecek yeri bırakmanız gerekiyor. Mesela bir oyuncu çok yüksek bir pas aldı. Pası aldıktan sonra hafif altına girip onun düşeceği yeri bırakmazsanız o net foul. Kural kitabında var o zaten. Bu foul. Yani Cavalier de düşecek alan bırakmıyor zaten. Foul de çalıyorlar bu arada. Bir de hakem hocası bağlasaydık tam olurmuş. Biraz bu sene sönük geçince böyle şeyler daha çok ilgi çekmeye başladı. Son bir şey soracağım. Dün devre arasında görülen lüzum üzerine Steve Kerr takımla bir konuşma yaptı. Nasıl etkiliyor onun yokluğu sence? Yani bu bir türlü ritim bulamamalarında onun da bu yokluğunun payı ne kadar? Ya elbette var. Yani yok denemez. Ama biz genelde nedense koçların futbolda da var. Teknik direktörün performansını da sanki bilgisayar oyununda padlere alıyorlar da kontrol ediyorlar. Yani şimdi koçların takımları o kadar olağanüstü bir şekilde idare ettiğini falan zannetmeyelim. Çünkü koçluğun 3 tane boyutu var. Bir sezon planlaması, bir maç planlaması, bir mikro maç içindeki değişiklikler. Bunların her birinin çok büyük etkileri de olabilir, çok küçük etkileri de olabilir. Fakat
koç bütün oynanışı falan karar veriyor değil. Yani eğer Golden State bir akıcılık sağlayamıyorsa ki maçın başından itibaren maçın bir yerinde işte belli bir savunma değişikliğiyle reaksiyon verememiş falan olur. O zaman biraz daha hani koçun el atmasına bakarsın. Ama daha maçın başında bile ölü gibi dolanıyorsa yani bu Steve Kerr'ün yokluğunun etkisi bunda bence çok minimaldir yani. Ben ama mesela hatırlayacaksın ilk turda özellikle onun altını çok çizmiştim. Mike Brown işte takım zaten tıkır tıkır oynuyor. Ben karışmayacağım diye falan. Bir konu var. Mutlaka onu ısrarla bastırmalı ve üzerine gitmeli diye. O da bu takımın ya lay lay lom lay lay lom diye oynarken sırf yeteneği sayesinde fark açıyordu. Bunu kabul etmemesi, bununla yetinmemesi oyunu force edip kendi ritmini sürekli empoze etmesi ve ritmini bulmak için çalışmaya çabalaması gerekiyor. Bunu hiç yapmıyor Golden State diyordum. Yapmamasının cezasını San Antonio çok ağır bir tokatla verdi. Ama o tokatın sonucunda işte Kawhi falan sakatlandı. Bir şekilde Golden State gene bireysel yetenekleri sayesinde kazandı. Peki biraz daha San Antonio Spurs övelim. Çok güzel bir video hazırlamış NBA. San Antonio Spurs playoff tarihinde her sene attığı en iyi basketlerden bir video derlemiş. Onu izleyelim. Biraz da Spurs'un bu devamlılığını konuşalım ondan sonra. San Antonio Spurs'un 99 yılından bu yana playofflardaki en iyi hareketlerine bakıyoruz. 99 yılında Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'a karşı bu basket atıyor Sean Elliott. Maç kazandıran basket. Aynı zamanda Memorial Day mucizesi olarak da hatırlanıyor. 2000 yılı Avery Johnson'a ait. Emekli edilen formasıyla Johnson 2000 yılında en iyi hareketi yapıyor. 2001'de Sean Elliott ve Tim Duncan birlikteliği var Dallas karşısında. Tim Duncan burada çok kuvvetli smaç diyor. Genç Duncan ve Nowitzki'nin mücadelesi. 2002 için Parker Duncan ortaklığına gidiyoruz. Tim Duncan takip smaçını yapıyor. 2003'te Manu Ginobili'den Malik Rose'a bu harika asist var. Ginobili o günden bugüne yaşlandı ama bazı şeyler değişmedi. Tim Duncan bu maçın bir sonraki saniyesinde Derek Fisher harika bir son saniye basketi atacak. Ama 2004 yılında Duncan da Spurs adına bu kritik basketi kaydediyor. 2005 Robert Horry. Big Shot Rob iş başında uzun saçlı Ginobili'den alıyor pası. Detroit karşısında üçlü böyle yolluyor. Tony Parker, Jerry Stackhouse karşısında. Yıllar 2006'yı gösteriyor. Tim Duncan'a harika bir asist. Parker-Duncan ikilisi Spurs tarihine ne kadar geçmiş olduğunu burada bir kez daha gösteriyor. 2007'de Tony Parker'ın pası Francisco Elson tamamlıyor. Asist Tony Parker. Smaçlayan Francisco Elson oluyor. 2008'de Manu Ginobili yine. Phoenix'e karşı playoff ilk turundalar. 4-1 kazanacak bu seriyi Spurs. Tim Duncan 40 sayılık maçında burada üçlüyü yolluyor. 2009'da Tony Parker'dan Kurt Thomas'a bu kez bir asist var. Kurt Thomas çember altında tamamladı. Tony Parker bir başka pas ustası Jason Kidd karşısında nefis bir top çıkartıyor. Manu Ginobili bıraktı DeJuan Blair. DeJuan Blair Nowitzki'nin üzerinden smaçladı. 2010 yılında DeJuan Blair vardı. Memphis karşısında Gary Neal 3 sayılık atışı isabetli maçı uzatmaya götüren basket oluyor bu Gary Neal. Kawhi Leonard'dan Boris Diaw'a. Boris Diaw kimse bakmazken asisti yapıyor Kawhi Leonard'a. Maçın kritik bir noktası değil, kritik bir seri değil belki ama harika bir asist. 2013'te finallerin ilk maçı Tony Parker. Burada şampiyonluk gelmeyecek belki ama ilk maçta seride 92-88 galibiyeti çalıyor San Antonio Spurs. LeBron James'in üzerinden topu kaybedecekken bu basketi buldu Tony Parker. Bir önceki yılın revanşında NBA finalleri yine Miami San Antonio Spurs ve Manu Ginobili. Manu Ginobili'den sezonun en güzel smaçlarından biri. 2015 için Kawhi Leonard'a gidiyoruz. JJ Redick için utanç verici anlar kendi seyircisi önünde. Kawhi Leonard dönemi San Antonio Spurs'de başladığını belli ediyor. Etkisini hissettiriyor. İşte çok kıvrak hareketler Kawhi Leonard'dan.
Ve 2016 yılı yine Tony Parker içeriye girdi. LaMarcus Aldridge'e çıkarıyor. 3 sayılık isabet Aldridge'den ama bu asiste şapkayı çıkarmak lazım. Oklahoma City savunması tamamen çaresiz kaldı. Tony Parker 2016 yılı imzasını atıyor. Yalnız Duncan'ın şutunu koydukları Lakers maçında bir sonrakini gösterselermiş daha hem espiritüel olurmuş hem de. O NBA tarihinin en büyülü 3-4 playoff anından biridir herhalde, 0.4 saniye kadar. Çok acayiptir yani gerçekten. O şut da ama yani Duncan'ın şutu da çok müthiş. Yani şey bu video şeyi çok San Antonio Spurs NBA'in bug'ı mıdır Kaan Kural? Ya olabilir çünkü NBA düzeni San Antonio gibi bir yapının olmasına izin vermiyor aslında. Yani başarılı olanlar o başarıyı devam ettirmekte çok zorlansın ve başarısız olanlar bir şekilde başarılı olsun diye kurulmuş bir düzen. Ki aslında bu son derece de geçerli. Mesela NBA tarihinin en başarılı iki takımı Boston ve Lakers. Boston bir süredir işte o 2008'e kadarki bölümde 90'ların başında 2008'e kadar süründü. O Pierce'lık Garnett'li takım dağıldıktan sonra yine çok kötüydü. Rich Pitino'lu dönemler. Şimdi Lakers feci durumda. Şu anda NBA'nin iyi iki takımı kabul edilen Cleveland'la Golden State son 20 yılın aslında en başarısız takımları. Yani NBA sistemi bunu ortaya çıkaran, bunu zorlayan ve bunu bütün sistematik kurallarla öne çıkaran bir düzen. San Antonio'nun yani yaklaşık işte 20. yılına girdiler. Yani 20, galiba 20 yıldır 50 maç kazanıyorlar yanılmıyorsam ya da 19 yıldır mı? Yani bu kadar uzun süre üst düzeyde kalması, arka sıralardan yıldız bulması, eline aldığı bütün oyuncuların yıldızını parlatması, bir düzenin, bir organizasyonun ne kadar kusursuz işlemini ve sadece organizasyonla yetenek, toplam yeteneğin çok daha üzerine çıkılabildiğinin birebir örneği. Yani, kaldı ki nüvesinden çıkan koçlar, yöneticiler, aynen, her şeyle bütün NBA'ye. Tabii tabii, kaç tane takımın koçu, işte Brett Brown, Mike Budenholzer, yönetici olarak Danny Ferry, şimdi şey Brooklyn'in başında Yeni Zelandalı neydi? Neyse Yeni Zelandalı yönetici şey Brooklyn'in başında o kadar çok yönetici ve şey var. Örnek model zaten yani orada oradan organik bir parça almanıza gerek yok. Direkt o modeli direkt kullanabilirsiniz net bir şekilde. Peki biz de biraz bu akşama bakalım. Aslında bu maçın bu geceye sarkması. Unutmayalım Sam Presti. Sam Presti evet. Hmm. Bu geceye sarkması da bir enteresan bu maçın. Boston Washington 7. maç oynanacak ve Cleveland'ın rakibi belli olacak. Biraz da o maça değinelim kısaca. Ya şimdi bu seri öyle bir seri oldu ki iki takım da çok yıprandı bir kere. Yani sadece fizikselden bahsetmiyorum. Zihinsel, artı zihinselin dışında, fiziksel ve zihinsel yıpranmanın dışında doğal olarak yani mesela uzun süre ağırlık kaldırıyorsun diyelim. Bir süre sonra mesela bir çalışma sırasında koluna bir tane bir şey çarpar. O kolunda hafif bir çürük olur. Yani ciddi anlamda sakatlık değil ama vücudun fiziksel performansı etkileyecek darbeler de çok fazla. Çünkü sert bir seri oluyor playoff. Yani iki takım da çok çok yıpranmış durumda ama bu seride şeyi gördük. Ev sahibi olan takımın çok ciddi avantajı var. Çünkü Isaiah Thomas'ı ve John Wall'u devre dışı bırakırsak, yani onlar çünkü şartlar ne olursa olsun oyununu kendi oyuna kanalize edebilen isimler. Fakat onların etrafında şekillenen hücumlar ki bu iki oyuncu da hücumun ana parçası, ana yaratıcısı, ana karar vericisi durumunda. Diğer parçalar kendi evinde çok daha iyi hissediyor kendisini. Yani bu seyircinin desteğiyle falan alakalı. Yani bildiği ortam, bildiği renkler, bildiği soyunma odası, bildiği çemberler bir güven getiriyor. Ha ben bildiğim ortamdayım diye. Ve orada çok daha rahat oynayıp çok daha fazla kafayı yormadan, düşünmeden kendini oyunun içine bırakıp oyunun içinde yapacağı işe çok daha fazla konsantre olabiliyorlar. Yani bunun için Bradley Beal'ından Otto Porter'ına, Marcus Smart'ından Jay Crowder'ına hemen hemen herkes için geçerli bu. O yüzden ev sahibi olmak gerçekten büyük avantaj yaratmaya başladı. Şimdi iç sahada oynanan 3 ve 4. maçları çok farklı kazanmıştı Washington. 6. maçı gerçi son bölümde çok zor kazandı ama keza 5. maçı da 2 tane felaket mağlubiyetten sonra çok rahat Boston kazandı. O yüzden ev sahibi olmak çok büyük avantaj 7. maçta. Ki zaten 7. maçlarda ev sahipleri genelde maçları kazanıyorlar. Fakat daha bunun yanında ikinci önemli bir faktör var. Washington bayağı kesildi ya. Yani zaten devamlılığı çok düşük bir takım Washington. Ama seri ilerledikçe adapte olan, rakibe daha fazla cevap bulmaya başlayan,
nerelerden daha büyük avantaj elde edebilirim, rakibin zaafları nelerdir, güçlü yanları nelerdir deyip adapte olmaya başlayan taraf, biraz da herhalde kadro zenginliği dolayısıyla Boston gibi. Diğer tarafta Washington çok fazla John Wall karar versin, diğerleri de o kararı uyar deyip kendi devamlılık sorunlarını daha da arttıran bir hale büründü. O yüzden Boston, gerçi dediğim gibi bu seride iki takım arasında çok fark yok. Ben Washington'ın daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ama şu gelinen noktada Boston favori çıkacak. Biraz bence. O iki koç arasındaki fark da burada su yüzüne çıktı gibi. Doğru çıktı ama daha çok yani o koçların takım yapılarıyla birlikte oyuncuları kullanması diyelim toplamda. Peki şimdi birkaç güzel fotoğraf göstereceğiz. Bir internet sitesi NBA takımlarının en büyük yıldızları eğer onların logosunda yer alsaydı nasıl olurdu diye bir çalışma yapmış. Bunu 30 takım içinde yapmış ama bazıları gerçekten çok kötüydü. Biz beğendiklerimizi aldık birkaç tane. Onları bir görelim hemen. Evet, iki Boston Celtics ve Bill Russell. En beğendiklerimden biri bu oldu gerçekten. Normal logodan çok da farklı değil zaten. Evet. Oo, güzel. Bu estetik olarak benim en çok hoşuma giden oldu. Evet, çok güzel. Hakimin de klasik pozu zaten. Evet. Bu da senin çok sevdiğin yorumculardan ve New York efsanesi Walt Frazier. Bence bu da güzel olmuş. Bir de Walt Frazier o kadar büyük bir sıcak bir karakter ki o yüzden onun olması güzel olmuş ama bu biraz zorlama olmuş yani. Evet. Bu da şampiyonluğundan dolayı herhalde Bill Walton aslında tabii. Çok uzun süreler oynamadı Portland'da ama şampiyon oldukları sene özellikle çok inanılmaz bir performans sergilemişti. MVP de oldu o sezon. MVP de oldu. Bir de çok nevi şahsına münhasır bir karakter olduğu için çok öne çıkıyor. Belki Clyde Drexler'ı da koyabilirlerdi buraya da onu da Houston'a gidişi pek sıcak karşılamadığı için. Houston'a gidip de orada şampiyon olması biraz bir hafif bir burukluk yarattı onlarda. Bir tane daha vardı yanılmıyorsam. Bu fikir güzel ama bir Stockton yok. Ben ikisini bir potada eritecek bir logo bence daha de. Hoş olur diye şöyle, düşünüyordum. Şöyle Utah'ın dağlı bir logosu var. Onu kullanıp iki dağın üzerine böyle Rushmore dağları gibi yüzlerini kazısalar evet. Çok daha iyi olabilir. Ki Karl Malone da aslında son anda Lakers'a gitmesiyle belki Stockton bir adım daha fazla burada olmayı hak ediyor olabilirdik. Bence ayırmak mümkün değil ikisini ama o ikisini bir arada kullanabilirmiş. Son bir tane var. O da aktif oyunculardan biri. Bu Game of Thrones'taki ölüm sahnelerini andırıyor bence. Fikir fena değil. Geçen sene yani LeBron dönmeseydi Cleveland herhalde yerde yatan Craig Elo figürü falan yaparlardı büyük ihtimalle. Bu biraz tatsız olmuş ya. Buna evet. Bakmak hoş değil yani. Evet, her zamanki gibi de sana gelen bazı sorular var. Biz yine arasından bazılarını seçtik. Hemen onları da bir göz atalım istersen. Can'ın sorusu. Magic Johnson ve Larry Bird bugün basketbol oynuyor olsalardı Pace and Space basketboluna nasıl uyum sağlarlardı? Bu da Tiki Taka'ya döndü. Pace and Space. Herkes de bir yerleşti bu terim. Ya bu arada Pace and Space basketbolu çok hani keskin hatlarla belirlenmiş bir oyun değil ki. Sadece daha oyuncuların birbirine daha uzak mesafelerde oynaması ve aralarındaki mesafeleri koruması üzerine kurulu. Pace de daha çabuk oynamak üzerine kurulu. Yoksa hani işte pivot şöyle yapar, şuradan şuraya gider bir keskin hatları olan bir oyun değil. Zaten bunu herkes uyguluyor. Yani bugün mesela ligin en zayıf, en yavaş takımları Memphis San Antonio bile buna uygun oluyor. Utah bile bu mesafeleri dikkat ederek, özellikle spacing'e dikkat ederek oynamak zorundasın zaten. Yani şöyle ikisi de bence harika olurdu. Tabii ki modern fiziksel şartları yerine getirerek söyleyeyim. İkisi de mükemmel olurdu. Yani Magic Johnson zaten biraz LeBron gibi oynardı. Oyun kurucu gibi değil de işte o yani forvetten oyun kuran yani bir numara gibi değil ya üç numara gibi oynar. Keza Larry Bird de öyle. İkisi de harika olurdu ya bu oyun için. Çünkü birden fazla tehdit yaratmakla ilgili bu tempo ve alan paylaşımı. İkisinin de çok ciddi birden fazla tehdidi vardı. Peki sıradaki sorumuzu alalım hemen. İsmail Balaz, LeBron James'in kariyerine baktığımızda en büyük rakibi hangi takım? Golden State mi, Boston mı yoksa San Antonio mu? Net Boston. Şu ana kadar ama. Şu ana kadar net Boston. Çünkü LeBron James'in kariyerinden bahsediyoruz. Evet, LeBron James'in yani kariyeri. İlk Cleveland döneminde Rival olsun. Dedikleri evet. O. Yani ilk Cleveland döneminde olsun. İşte 2008'de, 2010'daki LeBron'un Cleveland'dan ayrılmasının sebebi duruyor. Yani Miami'ye gitmesine sebep hani 2008, 2009, 2010'da sürekli karşısına geldi. Ondan sonra
2012'de o takım dağına kadar gene Miami'de çok zorlanmışlardı. 2011'de muazzam seri oynamışlardı. Tabii 2012'den sonra Boston düşüşe geçtikten sonra diğer yani belki iki kere finalde oynadığı San Antonio daha öne çıkmış gibi olabilir. Golden State de zaten daha iki kere oynadı. Üç kere finalde oynadı aslında. Bir de Cleveland'da oynadı. Onu saymıyoruz ya. Doğru. Ama yani şöyle Boston. Bir de sonuçta ilk büyük sınavıydı LeBron James'in. Belki o açıdan bir önemi var. Bir de aynı konferansta olmanın apayrı bir şeyi oluyor. O yüzden Boston yani. Ama bu sene finalde yine bir dramatik bir final izlersek Golden State olur o zaman, ki. O zaman değişir. Yani LeBron James'in yani bunlar üç ayrı evresi aslında. Şimdi ilk büyük verdiği sınav Spurs'e karşıydı ilk finalde. Sonra Boston onun Miami'ye giden olayların kapısını açan ve olgunlaşma süreci diyelim. Golden State de geçen seneden sonra artık bir üst seviye. Yani en iyi, tarihin en iyi birkaç oyuncusu arasında sayılıp Jordan'la karşılaştırmaya başlamasına vesile olduğu için hepsinin ayrı ayrı. Ben de nedense Golden State herhalde daha yakında olduğu için mi? Golden State sanki daha yüksek bir rekabet seviyesi olduğu için olabilir. Yani LeBron'un en iyi haliyle karşı karşıya geldi ve finalde karşı karşıya geldiği için ve en büyük test olduğu için daha büyük bir test olduğunu iddia edebilirsin. Yani daha büyük bir rakip değil ama daha zor ve daha üst düzey bir rakip olabilir ama yani kronolojiye baktığın zaman şu anda ezeli rakip hala Boston. Peki bir sorumuz daha var, onu da alalım. Cleveland neden Derek Williams'a süre vermiyor? Yararlı olacağını düşünmüyorlarsa kontratını neden uzattılar? Damir Mırsic eski bir dost. Ya şu anda herhangi bir şekilde Derek Williams'ın sahaya getirdiklerine hemen hemen hiçbir ihtiyaçları yok. Belki kısa 5'lerde onu 4 numara gibi kullanabilecekleri, LeBron'un 5 oynayabileceği 5'lerde kullanabilirler. Tristan Thompson'ın yediği gibi. Ama şu ana kadar hiç ihtiyaçları kalmadı. Yararlı olabileceği ortamlar yani rakipler olabilir. O bir emniyet subabı. O yüzden uzattılar kontratını zaten. Peki. Teşekkür ediyoruz Kaan Kural. Süremizin sonuna geldik bugünlük de. Yarın tekrar beraber olacağız. Biz de sizlere dün gecenin en iyi 5 hareketiyle veda ediyoruz. Yarın Rebound'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sırada NBA'de gecenin en iyi 5 hareketi var. 5 numarada kaldığımız yerden Stephen Curry ile devam ediyoruz. Burada top kaybı geliyor. Stephen Curry çembere gitmeyi tercih etmedi. Kawhi Leonard'ın üzerinden 3 sayılık atışı isabetli. David Lee burada göstere göstere pası oraya atıyor Stephen Curry. Çabuk uyandı. 4 numarada sıra San Antonio Spurs'un yıldızının Kawhi Leonard tepeden girdi içeriye. David West'ten kurtuluyor. O kollar nasıl öyle uzadı Kawhi Leonard. Önce Iguodala, ardından David West. Durdurmakta zorlanıyorlar Kawhi Leonard'ı. 3 numara için bir başka smaç bizleri bekliyor. Bu kez Kevin Durant. Tepede Kevin Durant içeri, o da çok kuvvetli giriyor. Sonrasında pozisyonu rahatlıkla bitirdi. Ne kadar yükseldiğini bir kez daha görüyoruz Kevin Durant'in. 2 numara Sean Livingston'a ait. Golden State Warriors hücumda Sean Livingston. Perry Mills üzerinden smaçı vuruyor. NBA'in en uzun boylu oyun kurucusu belki de Sean Livingston. Burada smaçla tamamladı pozisyonu ve 1 numara LaMarcus Aldridge'a ait. Golden State burada top kaybını yapıyor. David Lee, DeJounte Murray, LaMarcus Aldridge'e tekrar bıraktı ve JaVale McGee, Draymond Green ikilisinin savunmasında böyle bitiriyor. LaMarcus Aldridge gecenin en iyi hareketi ona ait.